Gitarım ses verirlerse eğer elektro gitara. Evet. Telefon açık kaldı. Ağzınıza sağlık efendim. Değişik bir yorumla, değişik böyle bir... Farklı bir yorum geldi. Evet, farklı bir yorum getirdiniz. Gayet keyifliydi. Yalnız Erol abiyle yani kaç defa söyledik, konuştuk. Yani kısmet olmadı. Bir düet yapacaktık. Hatta bir ağıt yazmıştım ben o zaman. Erol abinin şu tepkileri çok güzel. Bu ne ya derdi. Böyle bir şey tepkisi. Bu ne? O yani o samimiyet şundan vardı. Ben Volkan'la Hakan'a bakınca... Şimdi böyle gençleri yanına alan, Cem Karaca da öyleydi, Barış evet. Manço da öyleydi. Yani yanına almaktan, onlara bu topraklardaki insan gibi davranmak gibi bir değerden uzaklaşmamıştı. Bakın bunlar şöhret olmuş insanlar. Evet. Biz şu anda, yani Erol Büyükburç'un bize ihtiyacı yok hiç. Onların hiç kimseye ihtiyacı yok. Ama kesinlikle şu tarafı öyle, önemli. Bu değerler konusunda ben onun için altını hep çizdim. Bizim kültürümüzün dünyadaki en güzel değerini bırakmış insanlar. Bir kere bu topraklardaki gelenek ve görenek denilen o işte demin Osman İşmen çok güzel söyledi ki Türkiye'nin en büyük aranjör işte bütün starlara imza atmış bir insan. Evet. Osman İşmen imzası olduğu zaman albümler yok satıyor. Umarım bizi dinliyordur Osman abi. Kitabını yazmıştım ben.
işte Türkiye'deki önemli bugün müzik sektörü, sadece müzik sektörü değil, bir kültür, biz bir kültür gönderiyoruz dünyaya. Şimdi Volkan'la Hakan'ın dünya da izlendiği zaman, yayınlandığı zaman şunu diyebilirler. Amerikalıların bir sözü var. What is meaning death of life? Yes, I know that diyebilirsin ya da başka bir cevap. Dünyanın merkezi olan bir ülkeyiz. Biz o yüzden de onlar şaşkınlıkla izliyorlar. Yani bizim gitar çalmamız onları şaşırtıyor. Çünkü onlar bizi Arap ülkesi zannediyorlar. Evet. Öyle evet. Pompalıyorlar. Yaptıkları propaganda. Kesinlikle. Türkiye'de ne Jimi Hendrix'ler var Güler Hanımcığım. Tabii. Ne inanılmaz büyük orkestra. Ne operacılarımız var. Çok iyi orkestra. Ne dans kült. Bakın biz dünyada gideriz. Dünyanın her yerinde dansta neden birinci oluruz? Torpil mi var Fatih abi? Dayımız mı var? Ayımız mı var? Genetolojik yapımızda var. Şundan dolayı. Elimizde bin tane şey anlatırız bakın. Şu el öyle şeyler anlatır ki. Dansçı olduğum için bir tarafım. Ayağımız öyle şeyler anlatır ki. Erol abi zaten bunları anladığı için o evrensel kimliği işlenmesindeki hep Türk motivine, mesela Hüner Hanım'la bir albüm yaptılar değil mi? Hı hı. Buradan da sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Hüner Hanım da önemli bir sestir Türk musikisinde. Evet. Beni, Hüner Coşkun evet. Yani evet, yani Hüner ablayı unutamayız yani. O da nasıl bir asil bir insandı. Yani bizim bu duruşlarımız var. Şimdi tenzih ediyorum. Belki biraz yükseleceğim ama dünyada müzik manifestosu yazmış tek kişiyim. Yani bunu medya bilmiyor ya da pek tanıtılmıyor. Ama ben bu toprakları, bu ustaları çok yazdım, çok anlattım. Hı hı. Bana dediler neden? Ya kardeşim işte öğretin. Evet, çocuklarınıza Erol Büyükburç, bu Erol Büyükburç Müzesi. Evet. Benim kesinlikle de çünkü olmadı, başka çalışmam kesinlikle var bu konuda. Çünkü biz Fransa'da gidip Fransa'nın en önemli okulunda veya İngiltere'nin en önemli üniversitesine hayranlık duyuyoruz. Hayır. Dünyanın bütün uygarlıkları burada kardeşim. Biz biraz kendimize bilinçli olsak, Harran Üniversitesi dünyanın ilk üniversitesidir. Yani tenzih ediyorum tabii ya. Bazı şeyler söylendi bu konuda. İlk kurulan... İbrahim Tatlıses, hani abimiz, değer verdiğimiz, o bir espri yapıyordu. Ya Oxford mu vardı biz gitmedik. Evet. Oxford'un Allah'ı Allah var burada vardı, kardeşim. Evet. Allah'ı ve kitabı var. O yüzden de bunlara yanmış insanlardır. Barış Manço'lar, Cem Karaca'lar, Fikret Kızıl ve Erol abinin bu güzelliği, bugün şu anda müzik sektörü varsa ve para kazanılıyorsa, bilelim ki onların tırnaklarıyla aç kaldılar, susuz kaldılar, bir de en önemli dönemlerinde de yalnız kaldılar. Bunu da söyleyeyim. Yol açtılar. Şimdi bunun da nedenleri şu. Bazen biz yazarlarımızın birçoğunu hapishanelere atmışızdır. Nazımlar, Kemal Tahirler, işte şeyler. Doğruları söyleyen bazı insanları dokuz köyden kovmuşlar. Evet. İşte bir Cem Karaca Özal döneminde gelmiştir mesela. Ama Almanyalarda Almanca çıkıp tiyatro oynamış. Tabii. Tuncel Kurtis'le birlikte. İşte Barış Manço Hollandalara gidip oradaki o kültürleri, dünyanın kültürünü görüp işte o çocuklarla ilgili yapmış olduğu programları muhteşemdir. İşte Erol abi de o misyonu taşıyanlardan, en eskilerinden, biraz önce söylediğimiz gibi Cemal Reşiteyler, Ulvi Cemal Erkinler, daha sonra işte Ceren İnceler, ondan sonraki dönemde gelip de işte bu soy ağacı gibi o çıkartmış olduğu Kazancı Gülüler. Tabii Neşet Ertaşlar falan diye gittiğimiz zaman bu da mesela Edip Akbayram'la biz fuarda çalışıyorduk. Edip Akbayram'ın orkestrasında küçük bir çocuk vardı. Metin Özürkü'ydü. Metin evet. Özürkü bir keman virtüözüdür esasında piyanonun dışında. Çocukken harika çocuk olarak seçilmiş kemanda. Yani onlara, aynen o gençlere hep önem verirdi. İşte veliahtlara da aynı şekilde, sevgili kardeşim sizlerle birlikte. Erol abi de böyleydi. Kucak açan insanlardı. Evet. Bunlar ne olursan ol gene gel. Gene gel. Gene Fatih, gel. Fatih bir şey diyeceğim. Yani ben bunu söylemezsem içim rahat etmez. Mikrofonunuz var sizin. Evet, var. İçim rahat etmez. Şu tarafı önemli. Ya bugün star yok. Ya tamam, sektörümüz büyüsün, gelişsin. Hayır kardeşim, onların hiçbiri star falan değil. Bunu söyleyeyim. 62 yaşında Sabahattin Taşdoğan, ben anlatayım, o anlatmaz kendisini. Aynen. Maşallah. Yani hayır, şunu maşallah diyeceğim. Türkiye'nin maşallah ilk rockçılarından ve Türkiye'deki işte Erzurum'dan kalkmış gelmiş ve dünyanın sazını anlatıyor. Kurbağa çeksin ve neler yapıyor. Yani
şunu demek istiyoruz. Bizim esas starlarımız, gerçek değerlerimiz, tabii ki kuşaklar, ama onlar da işte Volkan Hakan örnek buna. Cem Karacaları, Barış Manço'ları, Fikret Kızılok'ları gibi olanlardır bizim starlarımız ve olacaklardır. Yani ben kitabını yazdım da çıkacak Güler Hanım, yükseldim. Çıktığında... Uyduruk Şarkıcılar diye bir kitap yazdım, ders olsun diye. Ben biraz da bunları işleyen bir tavrım da var. Ve de hukuksal olarak da, sanatçı olarak da yaptığımız bir sürü çalışma var. Bizden şunu bekliyor herkes, yani herkes dediğim bu topraklardaki, biz değerlerimize sahip çıktığımız zaman her yerimiz tarih, her yerimiz müze. Kesinlikle çok haklısınız. Şimdi buyurun. Bir şey, bunu söyleme yeri geldiği için söyleyeceğim. Demin o bizi Arap ülkesi zannediyorlar falandan, bir de Erol